tenceremizin altını açarak yapmaya başlayalım. Şekeri koyduktan sonra şimdi suyumuzu ekleyelim. Bunun içerisine birkaç tane karanfil, çubuk tarçın, biraz portakal suyu, birkaç dilim armut koyacağız. Portakalımızı da rende yapıyoruz. Küçük bir tava alıyoruz. Bunda da tereyağı eriteceğiz. Hamurumuzu yoğurmak için kullanacağız bunu da. Ocağımızın altını açıyoruz. Evet, altını da kısalım. Tereyağı yavaş yavaş erirken biz de şimdi bu tarafta hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Unumuzu ekliyoruz karıştırma kabının içerisine. Ve irmik. Kabartma tozu. Biraz tarçın. Pudra şekeri. Ve eritmiş olduğumuz tereyağını ocağımızın altında kapatıyoruz. Yumuşamış olan tereyağlarıyla birlikte içerisine ekledik. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Çok az bir su ekleyeceğim içerisine. Hamurun içerisine az miktarda da limon kabuğu rendesi koyacağım. Fırınımızda bu arada kontrol ediyoruz. 220 derece yeterli olacaktır. Şimdi rendelemiş olduğumuz kabuklarımızı da içerisine atıyoruz. Ve az miktarda da su koyuyorum. Evet, biraz daha un ekleyeceğim şimdi içerisine kıvamını dengelemek için. Hamurumuz hazır. Şimdi artık şekillendirme işlemimizi yaparak fırın tepsimize dizebiliriz. Bu arada şerbetimiz de kaynıyor. Hamurumuz görmüş olduğunuz gibi kıvamını aldı. Bu şekilde yuvarlayarak tepsimize diziyoruz. Tepsimize koyduktan sonra şimdi fırına götürüyoruz. Tepsiyi fırına koyuyoruz. 240 derecede ortalama 20 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Fırından çıkarttıktan sonra da şerbetleyeceğiz. Tatlımızı bir kontrol edelim. Pişti mi? Evet, harika olmuş. Şimdi tatlımızı alıyoruz ve şerbetlemek için ayrı bir cam tabak alacağım. Çok yumuşak ve lezzetli bir tatlı. Şerbetimizin altını kapatıyoruz şimdi. Evet, yeterince koyuluğunu aldı. Armutlarımızı ayıracağız. Onları da şimdi başka bir kaseye alıyorum. Servis ederken armutlarımızı da kullanacağız. Bir tane de çubuk tarçın alıyorum. Bunu da şimdi yan tarafa aldık. Evet, şerbetimizi şimdi üzerine döküyoruz. Evet, harika görünüyor. Şerbette pişirdiğimiz armutlarımızı da bakın bu şekilde koyuyoruz. Bir tane de tarçın çubuk koyuyoruz. Şimdi çok az bir bal alacağım. Evet, tatlılarımızı da bakın bu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. Bir tane daha alalım. Ve baldan da üzerine şimdi gezdireceğim.